Merhaba sevgili dostum, ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldin. Özellikle ergenlik döneminde böyle aynayla biraz problem yaşadığın zamanlar olduğunu tahmin ediyorum. Böyle aynanın yanından, hatta aynayı bırak, böyle parlak, yansıtıcı bir şeyin karşısından geçerken bile oradaki görüntü seni rahatsız edebilir. Bazen bedeninin bir bölgesine, bazen saçına, bazen boyuna, bazen kilona takılıyor olabilirsin. Bunlar senin moralini bozabilir. İstediğin seviyede güzel olmadığını, yakışıklı olmadığını düşündüğün zaman devamlı böyle bedensel bir uğraş içerisine girebilirsin. Bu da moralini ciddi anlamda bozabilir. Özellikle ortaokul ve lise zamanlarında birçok arkadaşımız bu konudan muzdarip. O yüzden bugünkü programımızın konusu bu. Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz şu. Hocam, kendi bedenimi kabul etmekte zorlanıyorum ve bu beni olumsuz etkiliyor. Kendi bedenimi daha çok sevmek için ne gibi adımlar atabilirim? Şimdi en başta sevgili dostum şunu bilmen gerekiyor. Özellikle böyle çocukluktan çıkmaya başladığımız zamanlarda, ki bu ilk olarak ortaokul dönemine denk geliyor, bedenimiz biraz orantısız büyümeye başlıyor. Mesela kolların vücuduna göre daha uzun olabiliyor, bedenindeki kıvrımlar ortaya çıkabiliyor, saçlarının şekli değişebiliyor, sivilcelerin çıkabiliyor. Yani o anda bedenin aslında bir yapım aşamasına giriyor diyebiliriz. Ve sen o noktada daha güzel görünmek istiyorsun, daha dikkat çekici olmak istiyorsun. Bu değişiklikler tam oluşmadığı için baktığın zaman çok rahatsız edici geliyor olabilir. En başta eğer kendi bedenini beğenmek istiyorsan şu anda gördüğün noktanın son nokta olmadığını söylemek isterim. Bu bir gelişim süreci. Herkes zaman içerisinde tarzını buluyor, kendi bedenine uygun bir tarz ediniyor, ona uygun kıyafetler giyiyor ve sonrasında daha beğendiği bir format ortaya çıkartabiliyor. Yani şu andaki geçiş sürecinin senin nihai görüntün olmadığını hatırlaman çok ama çok önemli. Bir diğer mevzuysa beğenilme arzusu. Hepimiz bu dünyada beğenilmek isteriz. Hatta ne kadar böyle kendini ortaya koyarsan, diğer insanlar sana güzel şeyler söylerse kendinden o kadar memnun olma eğilimindesindir. Ama ergenlik döneminde beğenilme arzusunu sadece bedensel özelliklerimizle alakalıymış gibi düşünürüz. Bazen bunu söylüyorum. Ben ergenlik dönemindeyken saçımı arkaya tararken ufacık böyle yukarıdaki kıl çıkıntılarını, yukarı dik dik olan saç tellerini keserdim. Sanki herkes bunu fark ediyormuş gibi. Özellikle bu noktada spotlight etkisi dediğimiz bir durum var. Sen kendi bedenine bakıyorsun ve rahatsız olduğun bir nokta var ya, zannediyorsun ki diğer herkes de bunu fark ediyor. Görünümündeki rahatsızlık çoğu insanın farkına varmayacağı şeyler. Ve beğenilme dediğimiz mevzunun sadece bir parçası bedensel görünümümüzle ilgilidir. Bazen de sınıfımızda böyle özellikle üstümüze giden, fiziksel özelliklerimize dalga geçen insanlar vardır. Zaman içerisinde şunu fark ettim. Benim de mesela kaşlarımla dalga geçen, ten rengimle dalga geçen, yürüyüşümle dalga geçen insanlar vardı. Bunların uzun vadede fark ettiğim bir tarafı var. Aslında kendileriyle problemleri var. Kendileriyle barışık değiller ve bu noktada senin üstünden bir şekilde kendilerini rahatlatma yoluna gidiyorlar. Bunu düşününce ben en azından kendi adıma rahatlamıştım. Çünkü bu gerçekten can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Enteresan bir şeyden bahsedeceğim sana bu konuyla ilgili. Mesela bazı insanlar estetik ameliyatlar olmak istiyor. Mesela benim danışan olarak gördüğüm insanlarda da karşılaştığım bir durum. Bedeninin herhangi bir bölgesinden çok rahatsız olduğunu söylüyor ve kafasında şöyle bir bağlantı kurmuş. Eğer benim şu özelliğim düzelirse ben bir şekilde çok mutlu olacağım, hayatım yoluna girecek. Bu insanlar yetişkin olduklarında böyle ameliyatlar oluyorlar, bir süre iyi hissediyorlar. Sanki hayatlarındaki her şey düzelmiş gibi. Ama sonrasında bir ay, bir buçuk ay sonra daha önceki hissettikleri beğenilmeme duygusu, değersizlik duygusu tekrar ortaya çıkıyor. Eğer her şey bedensel görünümümüzle ilgili olsaydı, onu düzelttiğimiz zaman değersizliğin de geçiyor olması gerekirdi, değil mi? Ama geçmiyor. Buradaki durum aslında benim kendime verdiğim değer, benim kendimi nasıl hissettiğim. Eğer ben kendimi sevebiliyorsam, kendime değer verebiliyorsam diğer şeyler arkasını tamamlıyor. Odak kısmın sadece bedeninde olursa hep eksik olanları görürsün. Dünyanın en güzeli de olsan, en yakışıklısı da olsan. Odak noktan sadece bedenin olmamalı.
Gelelim bir diğer soruya. Fiziksel görünüşümden dolayı bazen kendimi kötü hissediyorum. Kendimi değiştirmeye mi çalışmalıyım yoksa sevmeye mi çalışmalıyım? İkileminden çıkamıyorum. Bu konuda ne önerirsiniz? Şimdi özellikle beden konusunda bedenimiz arzuladığımız gibi olmayabilir. Bu noktada aslında arzuladığımız beden imajı dediğimiz şey nereden çıkıyor? Mesela şu anda çok daha zayıf olmak, işte çok daha uzun boylu olmak, çok daha belki farklı özelliklere sahip olmak çok güzellikmiş gibi geliyor. Ama bu acaba gerçekten böyle mi? Yoksa sadece günümüzde mi böyle hissediliyor? Şöyle biraz tarihsel gelişimine baktığımız zaman bundan 50 sene önce, 100 sene önce, 300 sene önce bambaşka bedensel özellikler o dönemin güzelliği olarak kabul ediliyor. O yüzden çok değişken olan bir modern güzellik algısına takılmak yerine kendi bedenini sevmeye çalışmak en önemli yöntemlerden bir tanesi. Burada hatırlaman gereken bir şey söylemek istiyorum sana. Bedeninin nasıl olduğuna odaklanmak yerine, yani şuram güzel, buram çirkin, şuram eksik, buram fazla gibi düşünmek yerine bu bedenin hangi potansiyeli olduğuna odaklanmak çok daha iyi hissettiriyor. Senin neye gücün yeter? Senin zekan, beynin hangi özellikleri var? Sen bu dünyada bu bedeninle neler yapabilirsin? Hangi farkları yaratabilirsin? Birazcık daha bedeninin varoluşu ve fiziksel özelliklerinden ziyade bu bedenle ben hayatta hangi değişimleri yapabilirim diye odaklanırsan çok daha farklı hissedeceksin diye düşünüyorum. Peki seni sevilebilir kılan özelliklerin sadece bedensel özelliklerin. Şöyle ben kendi hayatımda çok değer verdiğim arkadaşlarıma bakıyorum. Çok değer verdiğim insanlara bakıyorum ve hiçbirini "Aa bu çok yakışıklıymış, bu çok güzelmiş" diye sevmediğimin farkına varıyorum şu an düşününce bile. Onların iyi niyetli oluşu, onların dürüst oluşu, onların empati becerisinin olması, yardımsever olması, nazik olması, kibar olması benim onları sevme sebebim. Sen bedensel özelliklerinle kendini ölçüyorsun ya, oraya bakmadan önce bir bak bakalım senin sevilesi başka özelliklerin neler? Mesela kibar mısın, ince düşünceli misin, entelektüel misin, böyle konuşması sohbeti güzel bir insan mısın? Bunlara bakmak lazım. Burada lütfen dikkat etmen gereken şey şu: sevilebilir diğer özelliklerini geliştir. Yoksa bedenine takıldığın zaman bu senin arkandan kovalamaya devam edecektir. Bu konuda bir sorumuz daha var. O soruyla devam ediyorum. Kendimi bir türlü beğenemiyorum. Kendimi daima başkalarıyla kıyaslıyorum ve bu durum benim günlük hayattaki modumu kötü etkiliyor ve kendimi yetersiz hissediyorum. Şimdi burada sosyal medyadan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyanın az çok sen de biliyorsundur diye düşünüyorum bir algoritması var. En çok hangi gönderi beğenilirse, en çok hangi gönderi dikkat çekerse senin gözünün önüne, keşfetine düşen gönderiler o şekilde oluyor. Yani en güzel kadınlar, en lüks yaşamı yaşayan erkekler, kadınlar, en yakışıklı erkekler, bunları görüyoruz sosyal medyada. Yani en çok beğenilenler sanki hayatımızın normaliymiş gibi. Ve bazen şunu bakıyorsun, normal hayatında çok sıradan görünüme, senden benden farksız olan insanlar sosyal medya için çok özel makyajlar yapılıyor, photoshoplar yapılıyor, filtreler kullanılıyor. Bunları gördüğümüz zaman ya diyorsun onlar ne kadar güzel, aynaya bakıyorsun ben ne kadar çirkinim. Halbuki o bir gerçek dünya değil. Bundan dolayı kıyaslama noktanı her zaman kendinle kıyaslaman lazım. 6 ay önceki halin, 1 sene önceki halin, başkalarının başarıları, görünüşleri asla inandırıcı gelmesin sana. Çünkü birçok orada dijital işlem var. Ara ara belki sosyal medyada şöyle paylaşımlar oluyor, görüyorsundur. Gerçek hayat Instagram. Mesela orada çok da güzel olmayan birisinin, normalde hepimiz gibi olabilecek birisinin makyajlarla, photoshoplarla bambaşka bir insana dönüştüğünü görüyoruz ve biz onun en ideal halini kendi sıradan halimizle kıyaslıyoruz. Bu hiç adil bir şey değil. Ve burada eminim yapıyorsundur. Bazen benim başıma geliyor. Mesela imza günlerinde selfie çekiniyoruz katılan dostlarla beraber. Filtreler kullanıyorlar. Şimdi filtrelere bir bakıyorum ki benim dudaklar böyle olmuş, işte inanılmaz makyajlıymışım gibi, çilliymişim gibi. Diyorum ki ben bu kadar güzel değilim, yakışıklı da değilim. Nasıl bu hale dönüştüm? Hocam diyor, filtreyle çekiyoruz. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Filtre kullanarak paylaşım yapmak insana kendisini daha değersiz hissettiriyor. Bu çok önemli bir şey. Belki sana masum, minik bir hileymiş gibi geliyor ama bir de mesela filtreli paylaşıyorsun ya, o daha çok beğeni aldığı zaman aynaya baktığında gördüğün gerçek halinden uzaklaşmaya, ondan soğumaya ve hatta nefret etmeye başlıyorsun. Olabildiğince elindeki malzeme neyse o halinle paylaşım yapacaksan da, ama dediğim gibi filtreler bizi bozuyor sevgili dostum. Buna da dikkat etmeni öneririm. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Güzel insan diyorum sana. Güzel olduğun
olduğun ya da yakışıklı olduğun için değil, için güzel olduğu için böyle diyorum. Önemli olan da bu zaten. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Thank you.